gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın merak edilen tüm soruların cevapları ve daha fazlasıyla birazdan canlı yayında. Evet sevgili izleyiciler, doktorum yanımda devam ediyor. Ekranlarını yeni açanlara duyuralım. Doktorum yanımda TV360 Instagram adresinden sorularınızı gönderin. Çünkü biz bugün bağırsak tembelliğini, sağlığını konuşacağız. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın bizimle beraber. Günaydın Orhan Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, günaydınlar. Nasılsın? Günaydın hocam, hoş geldiniz. Teşekkür. Ne evet. Güzel seni burada tekrar görmek. Teşekkür ederim. Birinci haftamız yeni yayın döneminde. Evet. Başarılar diliyorum. Çok da güzel. Teşekkürler. Hocam nasıl geçti yazınız? Yani pandemiden çıktık ama ya çıkamadık. Çıkamadık. Ama yani, dikkatli olarak geçti tabii. Biz yine maskemizi çıkarmadık. Aşılarımızı olduk. Mesafemizi de harika koyduk. Genelde açık havada kalmaya gayret ettik tabii. Çünkü hani açık havada olunca bulaş 300'de 1, 1000'de 1'e inince ben her zaman... Eğer ki birkaç kişi bir araya gelecekse açık havada bir araya gelmesini istiyorum. En güzel. Şimdi biz böyle tembel öğrenci dediğimiz zaman hep şunu düşünürüz. Hani notları düşük, evet. Derslerini, ödevlerini yapmayan. Çalışmayan. Yani üzerine verilen görevi yapmayan çocuk olarak tanımlarız da. Evet. Bağırsak dediğimiz zaman tembeli nasıl oluyor hocam? Bağırsak tembelliği veya tembel bağırsakta bağırsağın hareketlerinde bir azalma vardır. Normalde bağırsak örneğin bir uçtan bir uca, kalın bağırsak özellikle bir uçtan bir uca yaklaşık olarak 24-32 saatte taşır dışkıyı. Mesela ince bağırsaktan gelir gıdalar, kalın bağırsağa geçer. Buradan buraya 32 saatte en geç gelmesi gerek. Ama eğer ki bağırsak tembelse bu mesafeyi 2 günde, 3 günde, 4 günde, 5 günde, 6 günde, 10 günde, 15 günde alabiliyor. Yani 15 gün boyunca kişi tuvalete çıkamayabiliyor. Şey aslında bağırsakların uzunluğunu düşündüğümüz zaman bu süre hiç de kısa değil. Yani o yüzden uzun galiba değil yani. Çıkan olması. Açabilir tabii. Miyiz bunu acaba? Tabii. Müsaade var mı? Açabiliriz. İsterseniz ben buradan tutayım. İnce bağırsaklar. Evet, hocam, açalım. Galiba senin gitmen lazım ama tabii burası yetecek mi? 4, burada 6. Bağırsak düğümlenmesi oldu, hani açıldı. Yok, çok güzel yapmış. Daha gideyim mi? Evet. Hop. Bu tabii yarısı. Bu 3 metrelik kısmı aslında kalın ince bağırsağın son kısmı oluyor burası. 3 parçaya ayrılır ama burası bizim ileum dediğimiz kısım. Şimdi geriye gelelim. Bir de jejunum var daha yukarıda yer alan. Onu da açarız. Yani toplamda çünkü bizim ince bağırsaklar 6 metredir. 6 metre oldukça uzundur. Düşünsene. İsterseniz bir de şey değil mi? Hani burada, biz mesela bunu şöyle açıp yaysak bir tenis kortu kadar değil mi? Aynen. Şimdi normalde şu ince bağırsakları eğer ki ortadan kesip şu masanın üstüne açsak emilim yüzeyi bu masa kadardır. Oh. Ama eğer ki biliyorsunuz bunların içinde böyle parmaksı çıkıntılar vardır. Bu parmaksı çıkıntılar emilim alanını dediğiniz gibi tenis kortu veya bir futbol sahasına yakın bir büyüklüğe kadar genişletir. Ve bu da kısa sürede emilimi sağlar. Ama tabii çölyak hastalığında veya belli bazı özel durumlarda, ishal yapan bazı durumlarda o parmaksı çıkıntılar yok olur, silinir, düzleşir. Bir tenis kortundan veya futbol sahasından işte bu masanın üstü kadar bir alana düşer. Bağırsak emilim alanı. Bu da daha tabii ki hazımsızlık, şişkinlik, sağlıklı sorunlar yaratır. Yani gerçekten böyle hakikaten vücutla ilgili şeyleri düşündüğün zaman hani herkesin içinde bir hani futbol sahası kadar, tenis sahası kadar bir emilim alanını taşıdığını bilmek çok acayip şey. Yani damarlar da öyle ya mesela. Damarları da ucuca eklesen sadece bir kişinin vücudundaki dünyanın çevresini iki kere dolanabiliyorsun. Evet, kesinlikle. Gibi değil. Yani üzerimize taşıdığımız şeylere bak yani. İkinci beyin dedik ya, dediniz hocam. Mesela son bir 5 yıldır bağırsak ikinci beyin diye bağırsağın ne kadar önemli olduğu vurgulanır oldu. Tabii eskiden bu kadar uzun bir organ olunca 4 metre 6 metre arası ince bağırsak, 2 metre kalın bağırsak bunların bir idare sistemi de var. Ve beyindeki nöron sayısının, beyin hücresinin yaklaşık 1/3 kadar özel nöronlar bu sindirim sisteminde sindirim sisteminin çalışmasını düzenlemek için var. Yani bunun anlamı beynin 1/3 kadar bir nöron sinir grubu bağırsakların çevresinde var. Ve bundan dolayı ikinci beyin deniyor bağırsaklara. Ama başka bir şey var. Hani bağırsaklarımız kendi içinde bulunan gıdaları algılar, hareket ettirebilir, çalkalama hareketleri yapar otomatikman. Kendi algılar, kararını kendi verir ilerletme konusunda. Ama tabii ki hani ikinci beyin olarak adlandırsak da
bir problem çözemez, matematik problemi çözemez veya bilgi depolayamaz. İlk başta biz ikinci beyin dememizin sebebi bağırsaklığın içindeki sinir hücreleri, beyin hücreleri çok fazla diye bunu demiştik. Ama sonradan fark ettik ki bağırsakların içinde 1,5 kilogram kadar bakteriler olunca veya bakteri, virüs, mantar veya mikrobiyata olunca, bu araştırılınca ki 1,5 kilogram kadar bir canlı kitlenin bizle etkileşim halinde olmaması mümkün değil. Bu canlı kütle beyinle haberleşiyor ve bunu yaparken sinir uçlarıyla yapıyor veya kendi salgıladığı özel bazı maddeleri kana veriyor bu bakteriler. Mesaj ve buradan evet beyne mesaj, sinyal gönderiyor ve böyle karşılıklı bir etkileşim var. Evet. Peki, muhteşem bir mekanizma tabii. Kesinlikle. Tembelliğin sebeplerini konuşalım mı? Yani bağırsak tembelliği duyarız bazen. Benim bağırsaklarım tembelmiş. Evet. Doktor böyle söyledi. Ama neden tembel? Biz ne yapıyoruz? Nerede hata yapıyoruz? İşin açıkçası hani bağırsak tembelliğinde aslında yani bir diğer adıyla transit, yavaş taşıma tipi kabızlıkta organik sebepler vardır. Bir de fonksiyonel sebepler vardır. Burada organik sebepler Türkiye'de özellikle en sık görülenleri tiroid hastalığıdır. Yani goitre olarak halk arasında da biliniyor. Eğer ki tiroid hormonlarınız düşerse seviyesi metabolizma yavaşlar. Metabolizma yavaşlayınca vücut yavaş çalışır, bağırsaklar da yavaş çalışır. Eğer ki yeni ortaya çıkan bir böyle metabolizmada yavaşlamayı hissettiren işte çabuk üşüme, yine kalp ritmi bile düşer, bağırsaklarda yavaşlama gibi bir durum varsa tiroid hastalığı mutlaka araştırılır. Ama öbür taraftan kalsiyum veya mineral denge bozuklukları da bunu yapar. Örneğin kalsiyum dengesini bu tembel bağırsak hastalığında mutlaka biz değerlendiririz, ölçeriz kalsiyum miktarını, diğer mineralleri ölçeriz. Ve bir de tabii sadece bu değil, diyabetik hastalıklar da vardır. Diyabet bağırsak duvarındaki sinirlerin hasarlandırdığı için bağırsakların ilerletici hareketleri vardır. Onlarda bir yavaşlama olur. Evet, tiroid hastalığı, metabolizma bozukluğu yapan, bazı mineral bozuklukları yapan hastalıklar, diyabet gibi hastalıklar tembellik yapar organik sebeplerden, ama bazı beyin hastalıkları da yapar bunu tabii ki. Örneğin Alzheimer'de olabilir bu, demans dediğimiz erken yaşlanmada olabilir. Fakat özellikle beyin omurilik yaralanmalarında kabızlık veya bağırsak tembelliği olur. Ama bunlar organik sebeplerdi. Bunları kenara koyarsak halkımızda en sık görülen, yaklaşık Türkiye'de %20 oranında görülen fonksiyonel kabızlık veya bağırsak tembelliğine gelirsek bunun iki tipi vardır ve bu beslenmeyle de ilişkilidir, ama bir tanesi de biraz evvel demiş olduğum gibi bir uçtan bir uca yavaş transitte, ama ikinci tipi de kabızlığın dışkılama bozukluğuydu. Yani normal transit olur, bir uçtan bir uca gelir bağırsağın sonuna kadar, ama son anda o dışkılama refleksini, hareketini yapamaz. Bu ikinci tip kabızlık oluyor. Buna biz dışkılama bozukluğu veya dışarıya atım bozukluğu diyoruz, ama tembellik demiyoruz. Şimdi hani bu fonksiyonel tipte olan kabızlık beslenme bozukluğunda Türkiye'de çok sık görülür. Normalde bizim 20-25 gram kadar posalı, lifli diyet almamız, gıda almamız gerek. Ama eğer ki her gün karbonhidrat, pirinç alırsak, patates alırsak, pilav yersek her gün, makarna yersek, pide yersek, börek yersek, o zaman bu yediklerimiz şu kadar miktar ise bunlardan bağırsağa sadece şu kadar bir miktar ulaşır. Sindirilir, en son posa çok az miktardadır bunlarda. Kalın bağırsağa da ulaştığı zaman bağırsak bunu algılayamaz. İçinde dışkı olduğunu veya gıda artıkları olduğunu fark edemez ve ilerletici hareketleri başlatamaz. Onun için biz bol lifli gıdalar yemek zorundayız. Diyetimize bunu sokmak zorundayız. Şöyle yapalım mı? Şimdi ekrana bir animasyon getirelim. O animasyonda aslında nasıl sindirim sisteminin çalıştığını gösteriyor. Siz de onun üzerine arzu ederseniz ne olduğunu buradan anlatırsınız. Ekrandan da izleyebilirsiniz. Şu anda bir kişinin işte mide bağırsak sistemini görüyoruz. İsterseniz siz buradan anlatın. Şimdi yuttuğumuz gıdalar öncelikle mideye gelir. Tabii yemek borusu yaklaşık 30 santimetredir. Midenin bir ucundan bir ucu 25-40 santimetre kadardır. Ama sindirim ağızda başlar. Ağızda çükürük salgısının içinde amilaz denen özel bir enzim var. Orada başlar, sonra mideye. Oradan da ince bağırsaklara ve kalın bağırsağa geçer. Tabii burada ince bağırsaklar 2 santimetre kadardır, ama asıl sindirim olayı, burada gördüğünüz gibi parmaklı çıkıntılar vardır, yüzeyi genişletici alanlar. Bunlar ince bağırsaktaki bu bölüm asıl sindirim içindir, emilim içindir.
Ama kalın bağırsak bir depolama organı görevi yapar. Şimdi bakın, ince bağırsaktan gıdalar aşağıya doğru ilerliyor, ilerliyor. İlerlerken sindiriliyor. Evet. Şu anda kalın bağırsağa geldik. İşte bağırsak tembelliğinde bu ilerletici hareketlerde yavaşlama vardır. 32-34 saatin üstüne bağırsak çıkar. Bağırsak tembelliği dediğimiz zaman hem ince bağırsakları hem kalın bağırsakları mı algılamak gerekiyor? Yoksa ağırlıklı kalın bağırsaklar? Kalın bağırsağı algılamak gerekecek. Çünkü depolama ve ilerletme görevi asıl. Onu biraz böyle o zaman geriye alayım. Normalde ne olduğunu, şimdi sindirim sisteminin nasıl çalıştığını tekrar buradan göstereyim isterseniz. Siz buyurun. Burada yutmayla başlar ilk başta. Yemek borusundan aşağıya gidiyor. Bakın ilerletici hareketler ve daha sonra ince bağırsağa geliyor. İnce bağırsakta gıdalar emilir. 4-6 litre sıvı girer ince bağırsağa ama çıkışı 1 litredir yaklaşık. Kalın bağırsağa geçti ve bu 1 litre 200 grama kadar düşer. Emile emile suyu emilir ve dışkı konsantreye bir hale getirilir. Evet. Ama o ilerletici hareketler yavaşlarsa işte biz buna tembel bağırsak diyoruz. O ilerletici hareketleri arttırmak için de ıspanak, pırasa, lahana, kereviz, baklagiller, özellikle mercimek burada yine çok önemli çünkü lif miktarı çok fazla. Ve yine posalı gıdalar ve meyveler yemek zorundayız. Pür karbonhidrattan uzak durmak durumundayız. Peki hocam, yeri gelmişken o zaman tavsiyelere girelim. Siz de girdiniz zaten. Çözüm yollarına, tembelliğin çözüm yolları vardır mutlaka. Çünkü duyuyoruz yani, ne yapayım ya, benim de bağırsaklarım tembelmiş mesela. Bu vallahi kilo değil. Bağırsağım tembel. Şöyle bir şey var. Bizim hastalarımızın önemli bir kısmında eğer ki hafif bir kilo alma varsa, İlk yağların toplandığı yer bağırsakların çevresidir vücutta. İnce bağırsakların etrafıdır. Biraz da böyle mide bağırsak şikayeti olunca gaz eklenince karın öne çıkar. Ve hastalarımız bu durumda da yani benim gazım var, karnım bundan dolayı çıktı ön tarafa der veya bağırsak tembelliğim var der. İşin açıkçası böyle ilk yağ toplanması bağırsakların etrafında olduğundan dolayı. Peki öneriler. Mesela biz hep sağlıklı yaşam için Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz ya. Burada da mesela Akdeniz tipi beslenme iyi bir öneri midir? Kesinlikle bir numaralı yapılması gereken. Çünkü Akdeniz tipi beslenme de günlük lif miktarı 20-25 gramdır en az. İçinde yine zeytinyağı vardır. Lif miktarı ne kadar arttırırsanız, örneğin küçücük bir miktar lifli gıda aldığınız zaman, posalı gıda veya kepekli ekmek örneğin, bu ince bağırsaklardan geçer ve sindirilmeden geçer ince bağırsaktan. Özelliği de budur bu posalı gıdaların. Sindirilmeden kalın bağırsağa gelince kalın bağırsakta içine sıvı çeker, su çeker ve o giderek büyür ve kitle oluşturur. Hacim genişletici bir özelliği vardır lifli gıdaların. Bağırsak bunu algılar. Evet, burada dışkı var der ve refleks harekete geçer ve ilerletici hareketler başlar. Ama siz her gün çok az miktarda posalı gıda alırsanız bağırsak onu algılayamaz. İlerletmek için basıncını çok arttırır. Çok arttırdığı zaman da cepleşme, baloncuklaşma olur bağırsaklarda. Ve biz buna divertikül diyoruz. Yani halk arasında da bilinen bir şey. Bu baloncuklaşma aslında ileride başımıza bağırsaklarda iltihaplanma, delinme, kanama gibi sorunlar yaratabiliyor. Peki bol su tüketmek, mesela sıvıyı arttırmak. Hani hep öyle düşünülür ya, dışkıyı yumuşatmak için sıvıyı arttırmak bir faydalı sağlayacak mıdır? Aslında belli bir yere kadar sağlıyor. Evet. Eğer ki sadece lif alırsanız, lif bağırsağa gittiği zaman hani su çekecek diye, siz az su alırsanız içine yeterli su çekemez. Ama hani ben kabızlığım var. Normalde 2 litre su almak yeterli biliyorsunuz veya işte kilogram başına 30 mililitre kadar. Ama benim kabızlığım var, bunu çözmek için 4 litre içiyorum derseniz bununla da bir sonuca ulaşamazsınız. Biz şimdi cerrahlı olarak böyle ameliyat sonrası tabii sık görüyoruz aslında kabızlığı. Hastalara hemen böyle ya işte hocam ameliyat sonra çıkamadım falan dediği zaman kalk yürü diyoruz. Egzersiz bir numaralı önerilerden birisi bu Akdeniz diyeti sonrasında. Her adım attığımızda ayak yere vurduğu zaman bağırsaklara giden bir sinyal olur bu. Onun için biz hastalarımıza günde en azından 30 dakika yürümelerini tavsiye ediyoruz. Yürüyemiyoruz, dışarıya çıkamıyoruz diyenlere bile biz diyoruz ki evde sehpanın etrafında 15 dakika bu tarafa, 15 dakika öbür tarafa dönün. Bakın göreceksiniz 3-4 kilometre yürümüş olduğunuzu fark edeceksiniz diyoruz. Tabii bir tek yürüyüş ayakkabısı giymek lazım. Doğru. Madde madde gidiyoruz o zaman hocam. Tabii. Hareketi söyledik. Öğün saatlerine de dikkat etmek gerekiyor değil mi? Tabii, kahvaltıyı atladığınız zaman, özellikle diyete girdiğiniz zamanlar bu sık oluyor. O zaman kabızlık da
daha fazla oluyor veya bağırsak tembelliği, öğün atlamamak lazım. Tabii bu kişinin harcadığı enerjiyle ilişkili. 2 öğün mü, 3 öğün mü? Yani çok kalori harcıyorsanız 3 öğün, az kalori harcıyorsanız 2 öğün alıp arada ara öğünlerle devam edebilirsiniz. Tabii lokmaları iyice çiğneyin konusu var. Bu önemli. Bu zaten her zaman yapmamız gereken bir şey sindirim için. Tiroid bezi çalışması ve mineral denge bozukluğu kontrol edilmeli. Evet, yani bunu her zaman yapıyoruz. Bununla ilgili birkaç kan testimiz var istiyoruz ve özellikle belli bir yaşın üzerinde gerçekten yeni ortaya çıkmış kabızlığım var. Birkaç aydır 3 günde 5 günde çıkıyorum diyenlere, özellikle geriatrik yaşlı hastalarda tiroid hormonunun düştüğünü görüyoruz. Evet, lokmaları iyice çiğnedik. Tiroid bezi çalışması ve mineral denge bozukluğu yine kontrol edilmeli diye vurguladık. Tabii, kan testlerinde yapacağız ama bir de şu var. Karın kaslarını güçlendirmek lazım. Bir de burada aldığımız ilaçlar önemli. Karın kaslarını güçlendirmek için de zaten bildiğimiz hareketler var. Yatacaksınız, vücudu öne kaldıracaksınız ya da ayaklarınızı yukarıya kaldırarak egzersiz yapacaksınız. En azından 20 sabah 20 akşam bunu yapmaya çalışmak lazım. Çünkü karın kaslarının güçlenmesi karın içi basıncı arttırmaya çok faydalı olur. Bir de aldığımız ilaçlar burada önemli. Tabii özellikle yaşlı hastalarımızda kabızlık ortaya çıkınca bu alınan ilaçları biz kontrol ediyoruz. Çünkü kullanılan bu antihipertansif ilaçların önemli bir kısmı kabızlık yapar. Bazı ağrı kesiciler bile kabızlık yapıyor. Veya bazı hastalarımızın 3, 5, 7 çeşit ilacı var. Hepsini bir arada kullandığı zaman yine kabızlık ortaya çıkıyor. Ve biz bunları birer birer değiştirerek bu problemi çözmeye çalışıyoruz. Hiç akla gelmez ama antidepresanlar da yapıyor galiba. Yapıyor. Bazı tipleri yapar özellikle. Evet. Psikolojik bazı ilaçların kabızlığı da çok ünlüdür işin açıkçası. Peki Murat Hoca şimdi elinde tutuyor, bir şifa şimdi tutuyor. Şimdi reçete veriyoruz ama halk arasında şu reçete çok hocam. Bu, Serdar'cığım sıkıntın mı var? Evet. Bak bana çok iyi geldi vallahi. Bak. Şimdi probiyotik tabii ki ilk danıştığımız reçete ama bu elimde tuttuğum Sinameke. Sinameke değil mi hocam? Sinameke, Sinameke. Sinameke. Bizim Kübra editörümüz de demiş ki Sinameke diye bir çay var. Sinameke. Evet, Sinameke. Evet, bu oluyor. Şimdi bu tabii bu yaprak formu. Bunun daha öğütülmüş formları da var. Biz böyle organiğini aldık hocam. Evet, bu organik olan. Tabii küçük poşetlerde olanları da var. Evet, bu bunun gibi bazı bitkiler, barut otu var, aloe var. Bunlar bir miktar etkisi mutlaka. Bir miktar etkili işin açıkçası ve karışık bitki çayları var. Birkaç çeşidi bir arada içeriyor. Özellikle kabızlığa iyi gelir deniyor ama şöyle bir şey var. Biz bunları tavsiye etmiyoruz, edemiyoruz. Burada da zaten preste zaten demledik. Yapıyorsunuz. Biz demliyorsunuz, içiliyor. Sırasında. Gayet hani bir taraftan hani ilk günlerde çok rahatlıyorsunuz ben ama. Sen varsa yardımcı olacak mı bilmiyorum ama bu ses birkaç kişiyi tuvalete götürebilirim. Şimdi hocam peki şöyle diyelim. Sinameke'yi demledik. Kabızlık sorunumuz var. Evet. Yani ya da tembel bağırsak diyelim. Ne kadar içeceğiz? Günde kaç fincan? Fazlası zarar mı? Ne kadarı etki eder ya da etmez? İşin açıkçası kabızlığı olan kişiler bunu devamlı içmeye çalışır. Bunu ayda yılda bir, 40 yılda bir aldığınız zaman sorun yaşamazsınız. Ama bizim hastalarımız devamlı bunu kullanır. Hmm. Bunu kullandığınız zaman artık Sinameke'nin yaptığı bazı bağırsak bozuklukları vardır. Biz kolonoskopla girdiğimiz zaman bağırsağın iç kısmını bizim hemşirelerimiz de hemen tanır. Bu hasta Sinameke içiyor der. Öyle mi? Çünkü Sinameke ve bunun gibi barut otu gibi bir de bazı laksatif dediğimiz kabızlığı çözücü ilaçlar da bunu yapıyor. Bağırsağın içini siyahlaştırıyor. Ama mekanizması şu. Sinameke içtiğiniz zaman bağırsağın iç tabakasında incecik bir iltihaplanma olur. Bakın, ve hücre ölümü olur. Yani Sinameke aslında kalın bağırsağın iç yüzeyindeki hücrelerin ölümüne sebep oluyor. Arkasından biz buna apoptoz diyoruz. Yani orada hücreleri azaltıyor. Dolayısıyla emilim azaldığı için esasında yumuşatıyor öyle mi? O da o zaman zararlı. Tabii bir de şu var. O kadar fazla sitokin de salınıyor ki bir iltihaplanma oluyor. O hücre öldüğü zaman Sinameke'nin öldürdüğü hücreleri bunu yok etmeye gelen bizim savunma hücrelerimiz var. Biz bunlara fagosit de deriz. Bunlar da gider o ölen hücreyi yakalar, içine alır ama bu esnada ortaya saçılan bazı maddeler iltihap oluşturur. Hmm. Sonuçta bunu içtiğimiz zaman ince kalın bağırsağın iç tarafında ince bir tabaka iltihaplanma oluşur. Şimdi bu acaba kanser yapar mı? Biz buna melanozis coli diyoruz. Ama
Hatta bunun görselleri de var galiba sizlerde. Şimdi evet, evet ekrana evet. Getiririz. Yani bitki çayı deyip de nasılsa bitkidir ne olacak deyip böyle içmeyeceğiz. Tabii yani işin açıkçası şurada görüyoruz bu görseli. Hani yayında var mı bilmiyorum ama arka planda evet, gözüküyor arkada şu anda. Bakın hocam. Bağırsağın içinde nokta nokta siyahlıklar var. Şu anda kolonoskopi ile bu arada bağırsağın içini görüyoruz. Yani bir kamerayla bağırsağın içine girildi. Ve oranın içini görüyoruz şu anda. Evet. Ve sonuçta normalde kolonoskopide pembe veya kremimsi bir dokuyu görmeniz lazım. Burada çok koyu siyah alanlar var. İşte melanozis koli budur. Bunu gördüğümüz anda bu hastamız ya sinameki kullanıyordur. Türkiye'de en çok sinameki. İkincisi de senle gruba özel bir böyle bağırsakları hızlandıran bizim de ara sıra kullandığımız ilaçlar vardır. Ama biz onları kısa süreli kullanırız. Fakat genelde hastalarımız bunları çok uzun süreli kullandığı için devamlı ince bir tabaka hücre ölümü ve iltihap olduğu için biz bundan çekiniyoruz. Acaba bundan sonraki hayatında başımıza iş açar mı? Evet, bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Örneğin melanozis koli ile veya bu sinamik içimine bağlı boyanma ile ilgili olaraktan bir kanserle bağlantısı var mı diye araştırılmış. Gerçekten kalın bağırsak kanserinin komşuluğunda bu siyahlaşmalar, bağırsaktaki boyanmalar görülmüş. Ve evet, sinamik içende de var. Bazı kontrolsüz kabızlık çözücü ilaç kullananlarda da bu görülmüş. Tam bir ilişki kurulabilmiş mi? Halen birazcık bu şüpheli. Fakat biz şundan eminiz ki bir insanda devamlı bağırsağın iç yüzeyinde iltihaplanma oluşturan bir durum varsa bundan uzak durmalıyız. Biz bunları kullanmak yerine volüm arttırıcı, yani küçücük bir miktar aldığınız zaman içine çok sıvı çeken, su çeken, büyüyen ve bağırsağı kendi varlığını hissettiren kabızlık çözücü ilaçları tercih ediyoruz ve onları kullandırıyoruz. Yoksa bunların ileriki dönemde başımıza iş açacağını düşünüyoruz. Her duyduğumuzu da yapmayacağız değil mi? Tabii. Hızlı hocam, hızlı böyle arda arda birkaç soru alalım mı? Tabii ki. Tabii ki. Haydi bakalım. Doktorum yanımda TV360 Instagram adresimiz. Geldi sorumuz. Annem 60 yaşında şeker, kalp, tansiyon ve goitri var. Ayda bir kere tuvalete çıkabiliyor. Ne yapmalıyız? Ayda bir. Evet, bazı hastalarımız 15-20 günde bir, ayda bir çıkabiliyor. Tabii çok konsantre bir hale geliyor dışkı o zaman, kalın bağırsakta. Hatta taşlaşıyor, çok sert oluyor. Biz onu kolonoskopla girip parçalara ayırıp öyle çıkartıyoruz. Evet, bu kadar uzun olmaması gerek. Tamamen suyu çekilmiş olacak. Mutlaka doktora başvurun. Mutlaka yani. Tabii yani bu çoktan hani çok önceleri araştırılsa, ki şu ana kadar sorun yaşanmamış olabilir ama bundan sonra yaşanacaktır. Şimdi bu tabii goitr'dan olabilir. Tiroid hormonu düşmüştür. Araştırılması gerek ama aynı anda yanında da burada şeker hastalığı var. Şeker hastalığı zaten bağırsak duvarındaki sinirlenmeyi bozacaktır. Yani bir de orada hipertansiyon gördüm. Tansiyon ilaçları da kullanıyor olabilir. Bunların hepsinin araştırılması gerekecektir. Evet. Yani ve ona göre de çok müdahale edilmeyiz. Tabii müdahale, ilgili testlerin yapılması gerek. Ama halledilmeyecek bir şey yok. Bu halledilir. Evet. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bakın, Türkiye'ye gelmedi, yurt dışından getiriyoruz ama son 1,5 sene içinde bu tembel bağırsağa iyi gelen 3 grup ilaç vardır. Biz açıkçası bunların şu ana kadar tedavi edemediği tembel bağırsak görmedik. Evet. Bu çok önemli. Hocam süremiz çok daraldı. Son bir soru ekrana gelmişken okuyalım. Sabah kahvaltıda bal ya da reçel yediğim zaman bağırsaklarım bozuluyor. Bazen bilerek tüketiyorum temizlensin diye ama sık sık yaparsam zararı olur mu? Şimdi bal veya reçelin içindeki maddeler önemlidir. Bazı kişilerde buna karşı intolerans veya hassasiyet vardır. Ve bağırsak eğer ki bir şeye karşı hassasiyet varsa onu atmak ister dışarıya. İshal olması veya kabızın çözülmesi, hatta kusmada bir dışarıya atma ve kurtulmadır. Bazı kişilerde çileğe karşı alerji vardır. Çilek reçeli olunca tabii ki bağırsaklarda çözülme olacak ama bunun araştırılması gerek. Yani neden bu oluyor? Çok fazla da yapmamak lazım bunu. Yani altta bir intolerans olabilir. Sonuçta biraz önce söylediğimiz gibi yediğiniz yiyecekler işte alerjik bir reaksiyon oluşturup oradaki iltihabı oluşturup hücrelerin kaybına neden oluyorsa uzun vadede size zararı olabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgilerdi. Ben teşekkür ederim. Bugün bize konuk oldunuz. Harikasınız. Var olun. Çok teşekkür ederiz. Bizle kalın lütfen. Programı beraber kapatalım. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Profesör Doktor Orhan Tarçın bizimle beraberdi sevgili izleyiciler. Bir perşembeyi de böyle geride bıraktık. Yarın yine saat 8'de karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.